Evet arkadaşlar, Amazon.com.tr'den Tefal tost makinesi aldım. 1040 TL. Her yerde, birkaç sitede 850 lira. Ben 866 liraya aldım. Ben aldıktan sonra mübareğin fiyatı düştü. Kolay gelsin diye bir kargo ile geliyor. Size de devamlı haber veriyor. 2 saat sonra evdeyim, en geç. Evde misin? Bana linki tıkla. Onay ver. Bu şekilde hızlı geliyor. Ekstra bir kutuya daha koyuyorlar. Yani kağıt israfı. Ürün bu arkadaşlar. Aslında 850 TL, 1000 TL çok pahalıydı. Daha neler var? 2,5 milyarlık da var. Şekilde çıkartalım bakalım. Ben bunu Teknosa'da canlı canlı gördüm. Burada alışveriş merkezine gidip. Şeylerine baktım. Şu diğerlerine. Düğmelerine. Gayet sağlam gözüküyordu. O yüzden de fazla şey yapmadım. Şey merak ediyorum, ısıtma sistemi nasıl diye. Korkmaz'da da var bir tane ürün. 870'ten 590'a, 999'dan 599'a düşmüş diye şey yapıyorlar. Bunları atmayın. Arıza olursa, kırılma, çatlama, patlama olursa istiyorlar garanti belgesini. Hala garanti belgesi takıntısı var. Çok iyi buldum. Kontrolleri. Şu da böyle langur lungur dönmüyor. Bir şey yapmışlar. Yani bir sert dönüyor. Bunda da bir tıkır 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 yapıyor. Hassasiyet de yüksek herhalde. Evet. Anam babam rezistans koymuşlar. Bunu görmemiştim. Buna Korkmaz'daki şeyler bir plaka koymuşlar. Beyaz bir plaka. Böyle bir rezistans yok. Güzeldi. Bunun da olmasını bekliyordum açıkçası. Buna döküm demişler. Arkasında gördüğünüz gibi akış var. Kabı da bu. Bunun içine doluyor. Şu önemli. Ben King almıştım daha önceden. O yüzden illet edip bir tane daha ucuz bir şey almadım. Şurası da döküm mü? Bu da plastik mi ya? Bilmiyorum. Üstü plastik kaplamalı, demir mi? Bu kısmı komple de plastikti. Burası da patlamıştı. Gördüğünüz gibi bunda metal olmayan bir yüzey yok. Çelik, paslanmaz çelik söyleyeyim. Yazdığına göre, hatırladığıma göre. Herhangi bir sorun yok. Buralar kırılmıştı vesaire falan. Yani dandik ürünlerde kaç başınıza gelecek şeyler. Dandik bile alsanız, ha ben niye özellikle bunu aldım? Bunun timer özelliği var. Ben çünkü atıyorum ve unutuyorum. Bir zaman sonra işte kaç derecede ne kadar sürede istediğim tostu elde edebileceğimi öğrenmek için
öğrendikten sonra ayarlıyorsun. Sonra unutuyorsun. Girip çayını mayını demliyorsun. Omletini yapıyorsun ya da işte onun yanında bir şey yapacaksan. Bunu artık unutuyorsun. Başına durmana gerek olmuyor. Simbol'un da yine bir ürünü var. Onlar da böyle buraya kadar metal yapmış. Çünkü bunu plastik parçaya bağlarlarsa ısınmadan, soğumadan kırılıyor bu parçalar. Bunun da işte altı plastik. Şu ağzının geldiği yer. Böyle arkadaşlar. Şuradan da tam iki tarafı birden basmak lazım. Ağır. Yani kalitesini hissettiriyor. Bu onun dengesizliğinden değil, masa küçük. Aslında dümdüz oluyor böyle gördüğünüz gibi. Şöyle hafif açı da verebiliyorsun istersen. Bir tane şeyin olduğu yere. Devamlı akarsa sıçrama da yapmak üstünde kalmayı. Teflon gerçekten kaliteli. Ama diyecek bir şey yok. Teflon mu artık? Neyse. Bazı burada yaralar var. Yüzler var. İnşallah kalktığı zaman şurada çizik de var hatta. Şurada çizik de var. Görünüyor mu bilmiyorum ama. Oo, bunu fark etmemiştim. Olmamış. Yani şimdiden kaplaması kalkmış. Çok ilginç. Plastik var gibi bir şey üstünde. Plastik var gibi. Vallahi inanılır gibi değil yani. Bu nasıl bir malzeme? Nasıl bu şekilde tırnakla kalkıyor? İnanılır gibi değil. Şuraya bakın. Oydan boya gitti. Burada bir film var da ben mi bilmiyorum acaba? İşte 1.000 liralık tost makinesi. Of.